dayanaksız, temelsiz kabadayılığının altında ezilsin ki neden o on ay önceki seçimde Cumhurbaşkanı seçildi diye şu birkaç hafta önceki yerel seçimde birinci olduğunu, birinciliğini gölgelesin ki Özgür Özel neden bunu yapsın? O nedenle o da bugünkü Cumhurbaşkanı o sözlerinden sonra durdu, düşündü, bu randevuya yeni bir biçim verdi. Ee, ve bugün bu cümleleri sarf etti. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında e, kendisini e, e, durup dururken birinci ilan etmeseydi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne parmak sallamasaydı Özgür Özel bu cümleleri etmeyecekti. Ve o da şimdi e, daha randevu istemeden Cumhurbaşkanı'na yerini hatırlattı. Dedi ki sen ancak benim karşımda MHP ile beraber e, üst, e, şey olabilirsin yani e, Benle yarıştığında ikinci MHP'nin oylarını kendine sayarak belki beni geçebilirsin dedi ve Türkiye'nin bir önceki seçiminde birinci partisinin lider olduğunu hatırlattı dedi ki Türkiye'nin birinci partisinin lideriyle Cumhur 10 ay önce seçilmiş ona ay önce yapılan seçimde ki Cumhurbaşkanı görüşecektir dedi ve görüşmemiz de yani bu çerçevede olacaktır belki. Eğer Cumhurbaşkanı bu sözleri etmeseydi eşitler arası bir dil kurabilirdi. Yani makama hürmeten daha denk bir dil kurabilirdi. O ki Cumhurbaşkanı kendisini birinci ilan etti. Özgür Özel de yani bu siyasi denklemdeki yerinin bir üst basamak olduğunu deklar etmiş oldu. Aksi takdirde neden Cumhurbaşkanlığına gitsin? Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Özgür Özel önce grup toplantısında biz bu seçimin birincisiyiz demeye getiriyor. Toplantıda, toplantı bitiminde gazetecilerin sorusu üzerine Özgür Özel'e kapımızı açık gelsin diyor. Özgür Özel buna hiçbir yanıt vermeden gitse Türkiye'nin durup dururken kazandığı seçimi mağlubu durumuna dönüşecek. Neden yapsın bunu yani? Ben seçimi kazanmışım sanki e, ikinci partisiymişim gibi Cumhurbaşkanlığı onere edeceğim. Niçin edecekmişim ki? Niçin yani? O nedenle o da şimdi durumu hatırlattı. Hayır ben birinciyim dedi. Sen ikinci çıktın dedi. Sen sadece ona önceki Cumhurbaşkanı seçiminin galibisin. Yarın ne olacağı bilinmez dedi. Bu ülkede anayasa dahil olmak üzere görüşülecek her ne konu varsa biz uzun uzadıya bunu konuşuruz dedi. Şimdiden sonra Sayın Cumhurbaşkanı da top. Yani Özgür Özel herhalde danışmanlar aracılığıyla randevu olacaktır. Bu çerçevede gidecektir. Giderse bu çerçevede gidecektir. Ve Cumhurbaşkanı'na gitmeden önce de hem kendi yerini hem onun yerini hatırlatmış oldu. Peki Ankara'da nasıl yankılanmış? Arkadaşlarımdan bir rica edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini bir dinleyelim. Üzerine Ankara'da bu ben birinciyim açıklaması nasıl yankılanmış konuşacağız. Birileri kendilerince yere dar diye Türkiye'de ikili bir yapı ihtisas etmeye çalışıyor. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. O da 14 28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir. Cumhurbaşkanı diyor ki biz bitti demeden bitmez. Biz birinci partiyiz. Bakalım şimdi Murat Çelik Ankara'da bu açıklama nasıl yankılandı? Şunu da merak ediyorum aslında. CHP lideri Özgür Özel'in açıklaması çok yakın bir saat saat diliminde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci partiyle ikinci parti görüşecek yanıtına Özgür Özel'in nasıl bir karşılık verecek? Şimdi bir kere bu randevu gerçekleşecek ama